Ee, sayın Çiftçi eklemek ister misiniz? Şimdi Konuşmadım ki Havuzda. eklemek ister misiniz? Bu, bunu da. Ben görüşümü söz verecek misiniz dedim size. Buyurun şimdi devam edin ee, Sayın Çiftçi. Yani buradaki olayda sadece bir soru sordunuz. Oradan bir LGBT açılımı yaptım ama diğer konularda e, gerçek değerli konuklar çok da güzel anlattılar. Şimdi 21. yüzyılda dünyada çok ciddi bir değişim dönüşüm var. Ve Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu Güvenlik Yüksek konseyi temsilcisi Josep Borrell ne diyor? Çin, Türkiye, Rusya emperyal hedeflere diyor. Macron ne diyor? Türkiye'nin emperyal hedefleri var. Şimdi Türkiye bir noktada hedefte. Amerikan Dışişleri Hazine Bakanlığı TÜSİAD'a mektup yazıyor. Ve bir tarafta Suriye problemimiz var. Diğer tarafta DEDAŞ'ta Amerikan üstleri açmaya hazırlanıyor. Ve Türk halkı bu noktada... Tamamen kör dövüşüne ve şu an çok sıkılmıştır millet. Bana gelen arka arkaya mesaj var. Başka konum yok. Şeklinde millet sıkıldı. Birileri Türkiye'yi meşgul ediyor. Şimdi iktidara bakarsan, muhalefete bakarsan iktidar gündemi kapatıyor. İktidara bakarsan muhalefet e, e, helalleşmeyi şey yaptı gibisinden farklı suçlamalar var. Ben bir kere daha söylüyorum. Bu, bu noktada genelde analizlerimde yanılacağımı zannetmiyorum olayların birçok yönü var. Herkes kendi açısından bakar. Ve öyle bir tezgah hazırlanmış ki burada. Gülşen'i suçlamıyorum. Farkında olmayabilir. Ama izleyin. Nerd insan projesine popüler ediliyor bugün şu an. Tutuklanacak mı? Hayır. Birkaç günde çıkar. Ama bir şahıs üzerinden toplumsal kutuplaşma falan ayrı. Burada başka bir konu daha var. Popüler ediliyor. Nerd insan projesi. Dünyada böyle yürüyor bu işler. Lady Gaga üzerinden de böyle yürüldü. Dolayısıyla biz şimdi olayın kutuplaşma, Türkiye'nin meşgul edilmesi yönünü konuşuyoruz. Bu yönünü atlıyoruz. Küresel mekanizma toprağın senin olsun, çocukların benim olsun diyor. Şu an tüm çocukların dikkati burada. Yani tamamen şimdi büyük büyükler kendi arasında siyasal tartışmada ama çocukların gözü burada. Şaka yaptım. Yok öyle bir şey. Binlerce kişinin önünde mikrofonda orada yüz kişi çekmiştir bunu. Niye bir kişi çeksin? Bir konsere gittiğinde herkes sürekli çeker böyle çocukta. Yasak değil ki. Hayranlar çekiyorlar sürekli. O nedenle arka planda konuşulmuş bir şey değil. Sahnede konuşulmuş bir şey bu. Ve bir kere daha söyleyeyim. izleyin son Lollipop klibini. Hapishanede gösteriyor kendisini. Küresel mekanizmanın sofistik şeylerini incelediğimizde ben burada başka bir şey görüyorum. Onu Olay... da tesadüf olarak bulmuyor musunuz? Hayır tesadüf bulmuyorum. Ne LGBT'yi tesadüf buluyorum, ne o son klibindeki demirlikte arkası arkasındakini tesadüf buluyorum. Ya bunları kaç kere bu toplum uyguluyor? Bak örnek vereyim. Türkiye ile Rusya arasında bir anlaşmazlık oluşmuştu. Uçak düşürülmesi. Geri anlaşmaya geldiğinde pat diye bir polis çıktı. Rus büyükelçisini vurdu. Normalde şimdi Türk polisi değil mi? Evet Türkiye. Burada da Rusya. Eğer Rusya ve Türkiye üçüncü faktörü bilmeseydi FETÖ'yü büyük bir kavga çıkacaktı. Burada da üçüncü faktörü bilmek gerekiyor. Bu faktör ne sağdan ne soldan. Türk milletinin çocuklarını operasyon yapmak için planlı bir kurgunun bir sonucudur bu. Çünkü genelde e, sofistike yapılan operasyonlarda nihai hedefi bilemezsiniz. Nihai hedef ne? Birileri Gülşen'i popüle ediyor şu an. Zarar, yok, zarar vermiyor. 10 kat arttı. Şimdi genelde ulus devletler özellikle iktidar ve muhalefetler olayları jeopolitik güç, içerideki altyapı, üst yapı projeleri adalet üzerinden giderken dünya çapında ki bugünler daha yuka çıktı. Daha Türkiye farkında değil ama Amerika'da yoğun tartışma konusu. Rusya'da, Bacaristan'da, İspanya'da, e, Fransa'da tartışma konusu olan bir şey var. Bir hükümet ya da bir devlet kendi neslinin devamında kendi çocuklarına nasıl format atıldığını beynine Bilmesi gerekiyor. Çünkü Kızıl Elma diye biz bu tarafa gidiyoruz, çocuklar bu tarafa gidiyor. Nasıl gidiyor? İşte böyle gidiyor. Bu olaya bu açıdan araştırması gerektiğini düşünüyorum ben. Yoksa kesin budur demiyorum. Ama benim dünyayı takip ettiğim kadarıyla budur. İzleyin, nöt insan projesine monte edecekler. Aa izleyin. Bu, bu, bu şeyim zamanı geldiğinde konuşuyoruz. O klibi gördüğümüzde biz bu yorumu yaptık. Bunu tutuklatacaklar dedik. Yani klibi gördüğümüzde biz bunu seyrediyoruz. Nasıl tutacaklar? Kendisi de bilmeyebilir. Çünkü Türkiye'de sen, sanatçılar veyahut aydın kişiler denen kişilerin büyük çoğunluğu dünyadan habersiz ne olup bittiğinden. Çağdaş ilerici böyle bir kendini kolpa bir şeye koymuşlar. Müslüman birine de hakaret etmeyi kendilerine hak zannediyorlar. Bunun ilericilik olduğunu zannediyorlar. Ve e, eşit eşitlik eşit davranıyoruz herkese diyorlar ama gördüğünüz gibi ne hale getiriyorlar olayı. Sonradan da özür diliyor. Bu sürekli olan bir şey yapıyor özür diliyor yapıyor özür diliyor. Normalde aydın denen bir kişinin bir toplumu birleştirici kelimeler kullanması lazım. Kullandığınız kelime, kullandığınız cümle ayrıştırır da birleştirir de. Şimdi burada bir ayrıştırma var. E ben bunu bilmiyordum derse o zaman o kadar kitleyi peşine takmışsan bu sorumluluğu alman gerekiyor. Ha bunun cezası neydi onu bilemem. Avukatı niye geçiverdi? Nihat Bey'in söylediği gibi hakikaten bilerek mi geç verdi, mi geç verdi? Ama popüler edildiğini ve bir proje amacı için popüler edildiğini düşünüyorum şu an. Şunu Yeniden. söylüyorsunuz aslında. Toplumda farklı kitlelerin işte belli bir yaş grubu siyasi açıdan değerlendirme yapıyor ama gençler de farklı bir açıdan bakıyorlar. Tabii tabii gençlere Değil yönelik bir şey mi? bu. İzleyin bakın bundan sonra Nörl insan projesinin Muhtemelen açıklamasını yaptıracaklar. Bugün Google'da en fazla ne arandı? Ne, ne okundu? Gülşen, LGB'de alt alta koyduğunda dört tane başlık çıkıyor. Yani çünkü merak ediyor. Şimdi şöyle bir cümle Bu başlıklarda cümle. Yani. bunun altından çok özür e, Bu başlıklarda Bilmiyorum. bunun altından bilerek mi servis ediliyor? Bilerek servis ediliyor. Bu noktada Türkiye'deki bunun fonlamasını Soros yapmıştı. 13-14 milyon dolar para vermişti geçmişte. bireyse LGBTL'er ayrı. Ona bir şey demiyorum. Ama dünya yeni yeni uyandı. Birileri bilinçli olarak da çocukları tercihini yönlendirmeye çalışıyor. Mesela İngiltere'de çıkan bir habere göre COVID döneminde 5500 çocuk cinsiyet değiştirmeye yönelik müracaat etmiş. Tavistok Enstitüsü'ne. Türkiye'de de böyle bir haber çıkmıştı. Yalanlandı. Burada operasyon çocukların üstüne. Masum, korumasız bilemiyorlar. Şimdi genelde alkışlıyorlar ya bunu özgürlük diye. Vatandaşa şöyle bir anket yapsa orada Gülşen'i alkışlayanlara oğluna erkek damat ister misin? Ya da kızına kız damat ister misin? Neyse uyanırlar? Ama farkında değil olayın. Bu kendiliğinden yürüyen bir süreç değil. Milyarlarca para akıtıyorlar. Türkiye'de de bundan çok ciddi bir para akışı var. Önümüzdeki dönemde çok Türkiye'nin başına çok ciddi şekilde gençler üzerinden eğitimciler gayet iyi bilir okullarda süreci nasıl yürüdüğünü geleceğe yapılmış planlı, kurgulu bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Gülşen bunun içinde demiyorum. Çünkü genelde diyelim ki biri arabayla gidiyor. Arabasına siz bir paket uyuşturucu bıraktınız. Bilmez o ki. Polise de yakalattınız. Dolayısıyla buradaki operasyonlar küresel mekanizmanın operasyonları sofistik olduğunu düşünüyorum ben. Burada da öyle bir şey var. Sayın Çiftçi, e, evet. şimdi siz şunu söylediniz. Ben Gülşen'in klibini izledim. E, aslında bir stratejist olarak size bunu sormak istiyorum. E, zaman zaman işte dünyaca ünlü dergiler, yeni yılda çıkardıkları kapakları bile inceliyorsunuz. Ve bu kapaklar üzerinden de bu yıl... Dünyayı neler bekliyor deniyor ve çoğu zaman da yanılmıyorsunuz diyelim. Evet. İşte e, gaz maskelerinin olduğu yerde nükleeri konuştuk. Evet. Neden konuşacağız derken Ukrayna evet. Rusya Savaşı'nda en önemli gündem maddesiydi. E, şimdi e, Gülşen'in klibinde e, siz e, hapishane görüntüsünde... Görüntü ve... değil kendisini hapishaneye atmış parmaklı arkasında. Tesadüf olmadığını mı? Hayır asla değil. <laughs> Mümkün değil. Dünyadaki sistemi 3 aşağı 5 yukarı tanıyoruz. Tesadüf değil. Kendisi bunun içinde demiyorum. Yani onu yöneten bir akıl var. O kendisinin yönetildiğini bilmeyebilir. Türkiye'de böyle oluyor zaten. Bilmeyebilir mi peki? 25 peki ben yıllık, bir şey söyleyeyim. 25 yıllık bir evet. e, medyacı. Ay, ay, hemen cevap vereyim ben size. Medyacı diyelim, şarkıcı sahne. diyelim, sahne alıyor. Popülerliğin nasıl geleceğine, nasıl o popülerliği kaybedeceğine, e, magazin dünyasının nasıl yöneteceğine bir isimden söz ediyor. Sizce evet. bunu bilmeyebilir mi? Bilmeyebilir. Mesela mecliste cinsiyet eşitliğine, tüm milletvekilleri belli partinin el kaldırdı. Ne dedi daha sonra bilmiyorduk dedi. Milletvekili bilmiyorsa nereden bilsin kendisi? Sonradan iptal etti ya Cumhurbaşkanı. Hepsi el kaldırdı. Ne dediler? Bilmiyorduk dediler. Ya bilmez küresel mekanizmanın gençler üzerindeki bir sosyal medyayı bir eğitim amaçlı kullanıyor. Bakın büyükler siyasal amaçlı herkes birbirine gol atmak için. Sosyal medya izleyen biri zaten ruh hali bozulur. Mümkün olduğu kadar gençlere ben tavsiye etmiyorum. Çünkü herkes birbirinin sürekli açığını bire bin kataraktan anlatıyor. Sokağa çıktığınızda öyle bir şey yok. Ama sosyal medyada baktığınızda bir fırtına kopuyor. Burada da psikolojik harbin, istihbaratın en önemli alanı şu anda. Çünkü Hong Kong'daki olaylar, turuncu devrimleri, Arap Baharı denen süreç, bizdeki gezi park olayı birçok olayın kaynağı sosyal medya. Niye? Çünkü orada e, yapay zeka endeksli yazılım programları analizler mümkün. Bizde de siber şube bunu çok rahat bulur. Bu hesabı ilk kim açtı? Kimler onu dağıttı? Nihat Bey'in söylediği gibi organize bir ekip olmadan bu yürümez. Ya büyük bir hesap paylaşacak. Örneğin ben attığım bir mesajın Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişiyi etkileyebilecek mesaj, 25 milyon kişiyi etkileyecek mesaj atabilirim istersem. Bunun bilincindeyim. Dolayısıyla büyük hesapların da e, Sayın Ağar'ın söylediği gibi çok dikkatli olması lazım. Çünkü Covid sürecinde başlayan dünyada kontrollü bir kaot sürecine girdiğimizi düşünüyorum. Enerji krizinin de kontrollü olduğunu, önümüzdeki süreçte toplumla, kitleyle, ulus devletler arasında bağın kopartılması, kopartması için elinden gelen her türlü operasyon yapılıyor. Ekonomik kriz, ham madde krizi, efendim, lojistik krizi, şimdi enerji krizi, gıda krizi arka arkaya geliyor. Bir de şimdi iklim daha da artacak, göç olayları ciddi anlamda devam edecek. Tam böyle bir ortamda özellikle topluma etkileyen insanların e, ciddi anlamda sağduyulu, birleştirici, kaynaştırıcı ifadeler kullanması gerek. Mesela böyle bir olay yurt dışında birçok yerde olsa, kapatır istihbarat bunu. Sayın Çiftçi, şimdi evet. bu klip dediniz, Gülşen'in birçok klibini de izliyoruz ama son klibi e, Türkiye'de de çok konuşuldu. Hatta evet. o, o da tartışma konularına sebep oldu. dünya ünlü çizgi filmlerden de örnek verecek olursak işte ama ben e, Gülşen olayın özelinde devam etmek istiyorum. Siz altını çizdiğiniz için. İşte e, çizgi filmde yer alan o dünya ünlü, herkesin evet. bildiği, e, Trump'ın merdivenden çıkışı yıllar önce servis ediliyor ardından Trump başkan oluyor gibi. Neden bu klipte hapis görüntüsüne dikkat çektiniz? Bize biraz bunu açabilir bilir misiniz? Şöyle şimdi bakın. Genelde gelecek okunabilir mi? Evet. Senaryoyu yazan bir senarist sinemaya gittiğinde çok zevk almaz. Filmin sonunu biliyor ama seyirciler heyecanla izliyor. Bu tip sofistik bir olayı tezgahlayan senaryoyu yazıyor. Ve onda gülümse... Oynuyor. Açık gidiyor. Kapsallı gizli gibi bir şey yok zaten. <laughs> gelecek bilinir mi? Evet. Senaryoyu yazarsan bilinir. Veyahut da senaryoyu yazan aklı okursam yine bilinebilir. Buna derler ulus devletlerin temel problemi. E, genelde ciddi bir kutuplaşma var. İktidar muhalefet mücadelesi var. Küresel mekanizmanın 21. yüzyılda NÖRT insan projesinden habersiz. Şimdi ben o şu klip üzerinden o klibi tamam, bahsettiniz. Klipte işte, klip, klip, bir mesaj tut, mı verilmeye çalışıldı? Klipte de Gülşen parmaklı arkasında kondu mu? Kendi klibinde kondu. Aha tutuklandı mı? Tutuklandı. Süreçti değil mi? Kendisi. Şimdi kendisinin bundan haberi var mı? Olmayabilir. Çünkü sanatçının kendine göre bir şeyi var. Ee, özgürlüklere saygılıyım diyor. Gerçi İmdatıplara saygılı olmadı da LGBT'lere saygılı özgürlük noktasında. Birileri burada süreç yönetiyor. Ve ödüllendirecekler. cezalandır Ceza gibi görünen şey Gülşen'e büyük bir ödüldür. Şu an tüm televizyonlarda herkes işine gelmediği halde sıkıla sıkıla bu konuyu konuşuyor. Bu da bir akıldır. Bunu tüm televizyonlarda saatlerce tartıştıran her neyse işte aynı akıl budur. Gülşen'in o gün çektiği klip bundan 3-4 evet. ay önce. Evet. o zaman bir senaryoydu ve biz o senaryoyu mu izliyoruz şu an? Ben öyle görüyorum evet. Bu senaryo çocuklara yönelik. Bak şimdi. Olayın çok yönü var. Sorduğumuz sorulara göre cevap alırız. Türkiye kutuplaşma sürecinde Amerikan istihbaratı ya da başka bir istihbarat Batılı Türkiye'yi kendi içinde kaotik bir sürece sokarsa ne olur? Suriye'den Türkiye'nin çeker değil mi? Efendim oradan çeker, buradan çeker. Ne olmuştu 15 Temmuz gecesi? Strafor eskiden gölge siyah diye bilinirdi. 15 Temmuz sabah, 16 Temmuz sabah şöyle bir başlık attı. Orta Doğu Türkiye'si dizayn edilecek. Ve Joe Biden'ın seçim sürecinde konuştuğu sözler var. Sandıkta darbe yapacağız Cumhurbaşkanı'na gibi. Batılı emekli istihbaratçıların şeylerine bakarsak mesela en son bir tanesi dedi ki biz Türk medyasına çok bir şey söylemeyiz. Fransız medyasına bir bilgi veririz. Onlar zaten onu doğruymuş gibi kabul ediyor şeklinde. Türkiye'deki sosyolojik yapı yapay zeka ile çok iyi biliyorlar. Bakın sosyal medyada arka planda bir istihbarat servisi Türkiye'de bir şehirde, bir ilçede, bir mahallede, bir evde gündemi bilir. Yapay zeka onun istatistik analizini yaparaktan hangi anahtar kelimeyle nasıl karıştıracağını da bilir. Buna karşı hamle almak gerekiyor. Bunun için de sosyal medya nasıl kullanılır, kitle nasıl kışkırtılır? Belli bir merkezden yeni cumhurbaşkanlığı kurdu. Ben bunu daha önceden de gündeme getirmiştim burada. Cumhurbaşkanlığı bir ay önce karşı e, sosyal medyada karşı istihbarata, dijital istihbarata karşı koymaya yönelik, tam ismini hatırlamıyorum, böyle bir merkez kurdu. Bu merkezin çok önceden kurulması lazım. Çünkü bakın, şimdi işi bozuk bir muhalif, işi bozuk bir muhalefete kızgın bir hükümet yanlısı iki kişi. Bu insanlar sosyal medyada kendi partisine, kendi inancına yakın bir şey bulup hemen karşı tarafı kol atmak istiyor. Böyle kaç kişi var Türkiye'de? Her akşam sosyal medyada böyle 20 milyon kişi var. Onu diğer tarafa kol atmak istiyor, onu da diğer tarafa. Dolayısıyla nasıl bir malzeme verilirse bu olay gizlenir. Şu an bu olayda LGBT yönü gizlendi. Abdullah Bey siz yani... Bak şu cümlemi tamamlayayım. Bakın şu an LGBT yönü gizlendi. Kimse konuşmuyor. Bir proje olduğunu evet. düşünüyor. Tabii proje, proje olduğunu düşünüyorum. Peki yani gülşen üzerinden mi yoksa bir genel yani gülşen... Hayır bu Gülşen üzerinden izleyin Nört İnsan Projesi'nde. Ha, şimdi klip dediniz, bayrak açmasını dediniz, evet. Nört İnsan Projesi'nde. Tamam, devamında Nört İnsan Projesi'nde değerlendiriyoruz. Ben veririz. klibi gözümün önünde canlandırıyorum. Eminim bütün izleyicilerimiz de canlandırıyordur ama çocuklar üzerinden bir proje evet. e, dediniz. Şöyle sorayım çocuklar üzerinden o klip üzerinde klipteki renkler... E, kullanılan işte şeker sizin söylediğiniz gibi nasıl bir proje düşünülüyor çocuk? Şöyle gösterinde? şimdi mağdur edilmişse bir kişi, şu an mağdur belli bir kitlenin gözünde ve aynı zamanda bir süre sonra e, özgür, açık, herkese saygılı bir kahraman lanse edilecek. Çocuk şimdi Gülşen'i şarkıcı olarak biliyor. Aa bu LGBT bayrağı onu da biliyor. Ve yarın bir gün Gülşen nötr insan konusunda kendisine aynı şekilde kullanan akıl nötr insan konusunu açıklama yaptıracaklarını düşünüyorum. Bekliyorum bunu. Dünyada böyle bu işte. Değişmiyor. Amerika'da da böyle. Avrupa'da da böyle. Bu nedenle biz şimdi olayın elbette ki Türkiye'de kutuplaşmayı, sosyal medyayı hepsini biliyoruz. Bunu zaten arkadaşlarımız anlatıyor. Ben burada evet bunlar var. Çünkü bunlar olmazsa bu gizlenemez zaten. Eğer bu kutuplaşmada herkes kendi lehine konuşmasa bu gizlenemez. Lollipop şekerini elmalı şekeri niye veriyorlar çocuklara? Elma yedirmek için üstüne bir şeker koyuyorlar. Üstündeki şeker bunun siyasal yönü. Altında kelime de LGBT. Öyle bakıyorum ben. Şimdi ee, buradan tabii siz Gülşen'in kazancından mı bahsediyorsunuz? Türkiye... Gülşen'in hiç haber olmayabilir bu işlerde. Peki, Ama popüler seçildi? oldu şu. an. Daha da ediyorlar. Bey, neden seçildi? Yani çok ilginç ve önemli şeyler. Yani Türkiye'de bir sürü sanatçı var şey var. E, neden Gülşen seçildi? Onu bilemiyorum. Şimdi yani belki ben, sanatçının böyle insanlar genelde ben özgürlükleri açayım diyor ya. Çünkü 4-5 aydan neden soruyorum? 4-5 aydır hafızam yatması klibiyle, sahnede giydikleriyle, bayrak açmasıyla farklı e, söylemleriyle gündeme geliyor. Evet. Gündeme geliyor. Hani bir sürü sanatçı var. Evet. Bir sürü muhalif düşünen evet. sanatçı da var. Hani onda Bakın ben F size bir şey söyleyeyim. İngiltere'de bir olay oldu. Marina Avrovic diye bir sanatçı, bir de Lady Gaga bir evet. ayine girdiler. O ayinde İngiltere'de medyada çıktı boy boy. Kilisede bir, bir ayinde. Hayır. Evet kapalı bir yerde şeytan ayini yapıyorlarmış. İngiltere'de Hı. çıktı bu. Sonra kim çıktı finansörü? Bill Gates. Ben bilmiyordum dedi böyle yaptıklarını. Finansamı, finansörümü geri çekiyorum dedi. Yani bizde de bir Lady Gaga ama. Bizde de bir Lady Gaga oluşturmaya, çalışıyor. çalışıyor. Evet. Yani dedikleriniz. Yani mi? bakın dediğim olay yönden de bizim e, takip edenler, efendim bu süreci izleyenler böyle de bakarsa Türk çocuklar için iyi olacağını düşünüyorum ben. Buradan da bakın. Gülşen'in buyunun içinde bilerek olduğunu zannetmiyorum. Çünkü hmm. insanın kendi özgürlük anlayışı vardır. İnsancılığı, hümanisttir filan. Ama şöyle yani evet. E, gazeteci merakımda. Il, ilginç bir tespit bu ben, arada. Ben, merakımda. Onu da bir çembere aldılar. Yani dediklerini bir çembere aldılar. Türkiye'de böyle bir operasyonu yapmak için yani sen bir şey şekilde... bir şey söyleyeyim hocam bak. FETÖ avant toplantılarını yapıyordu değil mi? Oraya giden Ama... birçok düşünür, gazeteci, yazar, profesör var değil mi? Evet. Oradaki akıl sırıtıyordu onları izlerken. Daha büyük bir akıl. Daha organize bir akıl. Onlar memleket meselesini konuşurken bundan memleket Biraz da şunu anlayalım. Tutukluluğunu da uzatmak istiyorlar o zaman. Ha, yani. bak, bir... Yok uzatmak değil. Şu an hasıl oldu maksat. Şimdi FETÖ gazetecileri topluyordu. Okullara gidiyordu değil mi? Ülkelere götürüyordu, evet. gezdiriyordu. Bak Türkçe öğretiyoruz falan diyordu. Gazeteciler köşelerinde ne yazıyordu? Bak Türk çocukları, Türkler gelişiyor. Oysa ki Amerikan istihbaratını orada ürüyorlar değil mi? Bilmeyerekten. Bu nedenle biz dünya nasıl yönetilir? İçerideki kripto lobiler, mekanizmalar nasıl çalışır? Kaç kişi biliyor Türkiye'de bunu? FETÖ'nün de 90'da bunun istihbarat aparatı olduğunu söylüyordu ama Türkiye için büyük bir faydası da oldu. En azından nasıl döndüğünü öğrenmiş olduk. Mun tarikatı nedir? Efendim FETÖ nasıl, istihbarat aparatı nasıl, nasıl çalışıyor sistemi gördük. 1920 öncesi her taraf ecnebi okuluydu. Baktılar ki artık öyle gidemeyecek. Ne dediler? Her şey bizden olan üzerinden, FETÖ üzerinden gidiyor görünümü değil mi? Bizim sanat camiasının da bu noktada diğer şeylerde olduğu gibi dikkatli olması lazım. Sadece şunu sorması lazım. Oğlum erkek damat ister misin? Bak bireysel LGBT'de bir şey demiyorum. Avustralya'da büyük tartışma çıktı. Victoria Eyaleti'nde yasakladılar. Siz dediler bireysel LGBT şeyi değil, bizim çocuklarımızı dönüştürme projesi yapıyorsunuz diye. Amerika'da çok büyük kavga var. 2015'te Obama'yı 15 eyalet, 11 eyalet mahkemeye verdi. Siz belli mekanizmalar üstünden çocuklarımız, bu nedenle kim bu çocuklar üzerinden, Kızıl Elma diye devlet büyüklerimiz bu tarafa gidiyor, gidin eğitim sisteminin içine çocuklar bu tarafa gidiyor üst yapı alt yapı projeleri yaparken nesle sosyal medyayı eğitim amaçlı kullanaraktan çocuklara operasyonun kim çekiği noktasında durmak lazım. Mesela Çin'de bir büyük bir tartışma oldu. Fark etti Çin yasakladı ve bilgisayar oyunlarına bile. Artık siz bunu Çinli çocuklar oynuyor. kendi kafanıza göre bunlara ideolojik format yükleyemezsin. Onu da yasakladı. 25 milyar dolar oyun sektörü zarar etti. Sen önce ben milli şeyime bakarım diyor. 25 milyar dolar. Tabii tabii önemli değil diyor. Bütün dünyayı düşünen trilyon dolar o zaman. Bu, bu, nedenle şu an çocukların eskiden eti senin kemiği benim derdi değil mi öğretmene teslim edilirken? Bir öğretmen var, aile var, okul var. Ama en önemli eğitim aracı artık sosyal medyadır. TikTok'tur, oydu buydur. Eğer gerçekten bu devletin, bu milletin geleceğini, neslin devamını istiyorsa bu noktada bir proje, strateji geliştirmesi gerek hem muhalefetin hem iktidarın. Biz şimdi muhalefet ve iktidar kendi açısından olaya bakıyor. Muhalefet sıkıştırmaya çalışıyor, iktidar onu sıkıştırmaya çalışıyor da başka bir şey oluyor diyorum ben de meydanda. Evet söyleyeceklerim bu kadar.